Peki hocam, öksürür öksürmez hemen doktora gitmeyin dediniz. Hangi noktada doktora gitmemiz gerekiyor? Bunu nasıl bileceğiz? Şimdi genel olarak anlatacağım konularda yine alarm bulguları diye bir şeyden bahsedeceğim. Öksürükle ilgili de yapmamız gereken şey alarm bulgularının ne olduğunu bilmek. Alarm bulgusu demek herhangi bir semptom belirti gösterdiğinizde bunlar ciddi şeylerdir. Bunları ciddiye alın ve doktora gidin demek. Peki öksürükle ilgili alarm bölglarını konuşacak olursak nelerden bahsediyoruz? Şimdi öksürükle beraber söylediğimiz gibi ateş, boğaz ağrısı, halsizlik bunlar olabilir. Eğer herhangi bir semptom, belirti bunların bir ya da birkaçı giderek kötüleşen bir durumdaysa ama genelde ilk üç günde virüs hastalıklarında, viral hastalıklarda ilk üç gün bayağı kötü geçebilir. 3. günden sonra hala kötüleşen bir durum varsa o zaman bunu ciddi almak ve doktora gitmek gerekebilir. Öksürükle beraber en önemli alarm bulgularından birisi nefes almanın hızlanması ve nefes almada güçlük. Eğer dakikada 20-25 kereden daha fazla soluyorsanız, solunum hızınız artmışsa bununla beraber hatta kalp atım hızınızda dakikada 90-100-110'u geçiyorsa sürekli olarak ve beraberinde 38-39-40 derece ateşiniz varsa o zaman işler kötüye gidiyor olabilir. Bunu ciddiye almak gerekir. Daha başka ne olabilir beraberinde göğüs ağrısı da yaşanıyorsa eğer öksürük ve nefes darlığı ile beraber bu ciddi bir alarm bulgusu olabilir. Dudaklarda morarma, parmak uçlarında, ağız içinde, dilde morarma gibi şeyler varsa bunlar oksijen seviyenizin oldukça düştüğünü gösterir. Genel olarak öksürükle ilgili alarm bulguları bunlardır diyebiliriz.